Sevgili arkadaşlar, kutu açılımı videosuna hoş geldiniz. Bugünkü kutu açılımı videomuzda Excalibur marka 27 inç oyuncu monitörü deneyeceğiz. Kurvet bir ekran, 200 Hz, 1 ms, HDR10 destekli, Full HD, AMD ve NDVI sponsorları var tabii ki. Şimdi ufaktan kutu açılımına geçecek olursak, ben kontrol için bandını çıkartmıştım. Sizlere de ekranı, monitörü deneyip hani tavsiye etmeye çalışacağım. Güzelse tabii, değilse de söyleyeceğim burada şunlar yanlıştır diye. Bir herkes yanacağına bir kişi yansın daha iyi demişler. Şimdi doğru mu açtık, doğru açtık. Şimdi bu kutuyu... Böyle çıkarttık. Kutunun içinde bir şey kalmadı. Kireç'e bunu alır mısın? Şimdi arkadaşlar içinde bunlar ayakları. Bunlar da ayak bölümünü kapatan plastik, ince plastik. Burada vida adet, 4-5 adet vidası bulunuyor. Garanti belgesi, kullanma kılavuzu falan var. Şu şekilde. Bunu da köşeye koyalım. Burada da arkadaşlar normalde oyuncu monitörlerinde 3 ağızlı bir giriş oluyordu. Güç kablosu olarak. Bunlarda yeni sistemlerde, daha doğrusu monitörlerde güç kablosu olarak bunları gönderiyorlar. İnce ağızlı uç. Hatta şöyle açayım, siz de görün. Uç olarak böyle gönderiyorlar. Önceki gibi değil yani. 3 ağızlı girişlerden yok. Bunu da buraya koyalım. Burada da bu güzel bir şey. Bakın HDR kablosu göndermişler. Bu çok güzel bir şey. Normalde önceki ekranlarda ayrıyetten gidip alıyorduk. Başka yerler. Şunu da alır mısın? Şimdi arkadaşlar burada yavaş ve dikkatli çıkartmamız gerekiyor. Bismillah değil. Evet. İlk önce arka taraftan doğru size görünüşünü, dizaynını göstermek istiyorum. Ve inceliğini. Şimdi arkadaşlar, dizaynı burada güç kablosunu taktığınız zaman burada şu köşelerde hafif bir ışık vardı videolarda. Tabi denemedik daha. Bu ayaklar, şu 4 adet vida girişi var. Oraya takılacak. Ayrıyetten duvara montalamak isterseniz diye buradaki 4 girişten şeylik alıp duvara montalama şeyi, demiri alıp montalayabilirsiniz. Excalibur logosu ve amblemi burada. Yandan göstermek gerekirse şu kısım biraz daha kalın. Üst kısmı çok ince. Yani 1 santim falan var yok yani. Burada da dediğim gibi ince uçlu güç kablosu, ses kulaklık girişi koymuşlar buraya, audio ses diyor. Burada da HDMI girişleri, HDMI ve DPI girişleri mevcut. Sol tarafında da bakın açma kapatma tuşu, ayarlar, menüler falan filan var. Onlar çok önemli değil bizim için. Bir de ön tarafını sizlere göstermek istiyorum. Şu şekilde. Burada da Excalibur logosu var. Ve muhteşem bir görüntüsü var gerçekten. Yani bunun kablosunu taktığınızda sizlere devamını aktaracağım zaten. Sizler de Shorts videosunu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ayaklarını takmak için tornavida almaya gittim de. Burada 4 adet aynı boyutta vida var. Bir adet de bir büyük vida var. Sanırım o en altı takılandan. Ben de diyordum bir vida niye fazla diye. Hemen şu şekilde. İlk önce bunu mu yapsak, şunu mu yapsak? Bu vida sanırım bunun. Aynen. Şöyle. Sanırsam alttan takılıyor. Aynen öyle.
Böyle takıyoruz. Buraya büyük vida yerini koymuşlar. Bunu hemen vidalayalım. Tabii yapmakta biraz şey, eziyet gibi. Evet. Vidaladık bunu. O arkadaşı. Şimdi geriye kalanı ortasına oturtacağız. Ortasında bir çentik var. Onu ortaya tutturuyorsun. Zaten sanırsam halloluyor gerisi. Evet, bu şekilde. Şimdi hamurları olmadı hızlıca geçireceğim. Canınız sıkılmasın diye. Evet arkadaşlar, taktım. Biraz uğraştırdı. Çok dandikmiş burası gerçekten. Anlamadım bir türlü. Nerede abuk sabuk işler, zaten hep bizde. Şimdi bunu koyacağız böyle. Şunu aldık buradan. Bunu böyle koyduk. Şimdi evet kardeşlerim. İlk başta şu ekranı, ayağını bir türlü halledememiştik. Ekran aşağıya bakıyordu. Meğersem bunun altında rayı varmış. Rayı indirip kaldırabiliyormuşuz. Ekran aşağıya inip yukarı çıkabiliyor. Şimdi Bismillah deyip çalıştıralım. Evet, kasamızı açtık. Dediğim gibi önde 3 tane RGB fan mevcut. Kuantum'un kasası şu yerlerde havalandırma çıkışları var. Üstte pislik tutucu var, manyetik. Buraya da hayırlısıyla 240 mm'lik sıvı soğutucu düşünüyorum. Arkada bir adet RGB. RTX 3050'miz orada. 11400F de orada. Kuantum'un kasası şimdi ekranı açmaya çalışıyorum. Evet, geldi ekranımızda. Şimdi arkadaşlar, biraz karanlık bir görüntü veriyor. Sanırım ışıklar olduğu için. Gireceğim, bu işi söndürür müsün? Evet arkadaşlar, böyle bir görüntüsü var. Duvarı da kendim yaptım. Masayı da kendim yaptım. Aslında onların da çekecektim biliyorsun ama sağlık olsun. Böyle bir görüntüsü var kardeşlerim. Ekran kuvvetli bir ekran, dediğim gibi. 27 inç. 200 Hz 1 ms. Allah herkese daha iyilerini nasip etsin. Ekran kutu açılımı şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle.